Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan 22 Ekim 2021 tarihli Cuma hutbesini sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salatü ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Hazreti Peygamber Efendimiz eğitim ve öğretim konusunda insanlık için yüce örnekti. Çok merhametli bir öğretmen ve hikmetli bir eğitimciydi. Son derece yumuşak ve güzel bir şekilde işin doğrusunu öğretirdi. Şüphesiz Allah beni zorba ve zorluk çıkarıcı değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi buyuran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste kolaylık ve yumuşaklık bir şeyde bulunursa onu güzelleştirir. Bir şeyden de alınırsa onu lekeler buyurdu. Peygamber Efendimizin hayatını inceleyen kimse onun ashabı ve tüm insanlık için en iyi öğretmen olduğunu görür. O öğrettiği insanlara karşı çok şefkatli bir öğretmen idi. Muaviye bin Hakem radıyallahu anh şöyle anlattı. Bir gün cemaatle namaz kıldığım sırada aksıran birisine yerhamukallah deyiverdim. Bundan ötürü herkes bana sert sert baktı. Ben eyvah mahvoldum. Ne bakıyorsunuz ben ne yaptım ki deyince bu defa namaz kılanlar beni susturmak için elleriyle uyuluklarına vurmaya başladılar. Oradakilerin beni susturmak istediklerini anlayınca susup bu işin sonunu beklemeye başladım. Daha sonra anam babam Resulullah'a feda olsun. Ne ondan önce ne de sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadar güzel öğreten bir öğretmen görmedim. Vallahi beni ne azarladı, ne dövdü, ne de sövdü. Namaz bitince sadece şunları söyledi. Bu namazda insan kalamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır. Ebu Umame radıyallahu anh şöyle anlattı. Genç bir delikanlı peygamberimizin meclisine gelerek, ''Ya Resulallah zina etmem için bana izin ver.'' dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar sus sus diye onu engellemeye çalıştılarsa da peygamberimiz ''Bırakın yanıma gelsin.'' dedi. Gencin yanına gelmesi üzerine ona annenin zina etmesi senin hoşuna gider mi buyurdu. Genç hayır Allah'a yemin olsun ki hoşuma gitmez ya Resulallah. Canım sana feda olsun karşılığını verdi. Peygamberimiz diğer insanlar da annelerinin zina etmelerinden hoşlanmazlar dedi. Peki kendi kızının zina etmesi senin hoşuna gider mi buyurdu. Genç hayır Allah'a yemin olsun ki hoşuma gitmez ya Resulallah. Canım sana feda olsun cevabını verdi. Peygamberimiz diğer insanlar da kızlarının zina etmelerinden hoşlanmazlar dedi. Peki kız kardeşinin zina etmesi senin hoşuna gider mi dedi. Genç hayır ya Resulallah canım sana feda olsun tabii ki bunu da istemem dedi. Peygamberimiz diğer insanlar da kız kardeşlerinin zina etmesini istemezler dedi. Peki halanın zina etmesi için senin hoşuna gider mi buyurması üzerine genç canım sana feda olsun ya Resulallah bunu da istemem cevabını verdi. Peygamberimiz diğer insanlar da senin gibi halalarının zina etmelerini istemez dedi. Peki teyzenin zina etmesi senin hoşuna gider mi buyurması üzerine yine genç canım sana feda olsun ya Resulallah bunu da istemem cevabını verdi. Bunun üzerine peygamberimiz diğer insanlar da senin gibi teyzelerinin zina etmelerini istemez dedikten sonra mübarek elini o gencin omzuna koyarak ey Rabbim bu kulunun günahlarını bağışla kalbini her türlü kötülükten arındır onu zinadan koru diye dua etti. Bundan sonra bu gencin kadınlara dönüp bakmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını tefekkür eden kimse onun dava ve eğitim yöntemlerini çeşitlendirdiğini ve
diğer tüm iletişim becerilerini kullandığını görür. Alıcının zihnine ve kalbine nüfuz etmek için bazen sayıları kullanma yeteneğini gösterdi. Hadis-i şerifte şöyle buyurdu: üç özellik vardır. Bunlar kimde bulunursa o imanın tadını tatmıştır. Allah ve Resulünü herkesten fazla sevmek, sevdiğini Allah için sevmek, Allah kendini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. Resulullah Efendimiz bazen de açıklayıcı örnekler vererek öğretiyordu. Hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: İyi ve kötü arkadaşın hali güzel koku satanla kürük çekenin haline benzer. Koku satan ya sana güzel kokusundan bir miktar mecanen verir, ya sen satın alırsın ya da en azından güzel koku koklamış olursun. Kürük çeken kimse ise ya elbiseni yakar ya da en azından kürüğünün kötü kokusundan rahatsız olursun. Bazen de Resulullah alıcının dikkatini çekmek için soru sorma yöntemini kullanır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu. Ashabı bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Onun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ümmetimden müflis olan kimse kıyamet günü namaz, oruç ve zakatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını döküp şunu sövmüş bir halde gelir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhatapların zihinlerini harekete geçirmek ve can sıkıntısını gidermek için eğitim ve irşada uygun gün ve saatleri seçerdi. İbn-i Mes'ud şunları söyledi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bıkıp usanmayalım diye dinlemeye istekli olduğumuz günleri kullardı. Peygamberimizin mesajını yaymak ve sünnetini açıklamak için onun ahlakını örnek almaya hem öğretmen hem öğrenci olarak ihtiyacımız var. Allah'ım sevgili peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eyle.